Dünya ümmetleri, ümmeti arasında, ümmeti Muhammed içinde bir lider olacak ve tek merkezden yönetilecek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, iki kişi yola çıksanız aranızda bir emir seçin. Yol emiri. Neden? Üç kişi yola çıksanız bir emir seçin. Niçin? Biri der ki ben burada namaz kılacağım, yok ben burada yemek yiyeceğim. Öbürü der ki hayır burada namaz kılalım, öbürü hayır burada güneşlenelim. İnfial çıkar. Merkezi yönetimden bahsediyoruz yani. İslam dininin tek elden yönetilmesi. Kastettiğim şey buydu. Vatikan'da bir papaz var. Efendim Ortodoksların bir lideri var. Efendim haham başı diye bir merkezi yönetim var Yahudilere hükmeden. Benim de kastettiğim İslam'ı yönetilebilir bir hale getirmek. Dünya ümmetleri arasında ki bir bayrama Arabistan başka başlamasın, Afganistan başka başlamasın, Türkiye başka başlamasın. Yani birliği kurmak, tevhidi kurmak. Kastım buydu. Onlar başka bir şey söylüyor. Onların korkusu başka bir şey. Ama korkunun ecele faydası yok. Asla da olmayacak yani. Ben bilmem, sen söyledin onu. Ben sonra oğlum bak siz böyle konuşuyorsunuz sonra benim başım belaya giriyor. Sizi çağırmıyorlar, beni çağırıyorlar adliyeye. Geliyor adam camiye diyor ki hocam diyor geldik camide yoktun diyor. Adliyeye gelseydin dedim yani. Orada karşılaşırdık. 1100 küsur tane mahkemem var şu an. 10. soruşturmam bitti. Daha dün karakolda 4 saat ifade verdim yani. Şu ümmetin bir noktadan dirilmesi lazım. Ve görüyoruz ki bu dirilme başladı. Yani üzerimizde bir ölü toprağı var. 100 yıldır baskılarla, bir şeylerle ezilen, ezdirilen bir Müslümanlar var. Korkutulan bir Müslümanlar var. Ve Müslümanlar korkmuş ve pısmış halde. Hala daha öyle. Yeni yeni silkeleniyoruz.